Merhaba değerli arkadaşlar. 18 Nisan günü sabahı bir uyandık. Kripto paralar, kripto para endeksi, altcoin'ler hepsi satış yemiş. İnceleyip ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bu arada şu stop loss yapmak neden gereklidir, nedir, nasıl yapılır videosunu böyle günler için önermiştim. Hala da öneriyorum. Grafik üzerinde yorumlamaya çalışalım. Nasıl oldu, nerelere kadar geldi, ne olacak? Şu anda grafiğe günlük bakıyoruz. Günlük baktığımızda bir günde kripto para havuzundan yaklaşık olarak 414 milyar dolarlık bir değer kaybı olmuş. En dibi burası. 414 milyar dolara kadar. Toplam değerde kaça düşmüş oluyor? 1,75 trilyon dolar. 414 milyar doları bizim ülkemize sokup herhalde TL alsak zannediyorum ki dolar 2,5 liralara 2 liralara kadar düşer. Fakat böyle bir piyasada bir günlük hareket. Şunu inceleyelim. Hangi saatlerde meydana gelmiş? Arkadaşlar satış sabah saat 6 civarı. Biraz 15 dakikaya da indirelim mi? 6.15 ile 6.30 arası yarım saatte kripto para piyasasını çok sağlam çökertmişler. Bunun doğal bir hareket olmadığı belli. Sadece birkaç balinanın bir araya gelerek yaptığı bir harekettir. Tepki alımları da gelmeye başlamış. Hani bir şeyi çok ani düşünmek de kolay değil. Ne kadar balina olursan ol. Tepki alımı gelecektir. İnsanlar onu ucuz diye yorumlayıp yeniden aşağıdan toplayacaktır. Piyasaların mum döngüsünün günü kapatmasına daha 14,5 saat var. Şu mum ekside kapatacaktır büyük ihtimalle ve çok kabarık bir satış gözükecektir. Bu maalesef ki çok negatif bir durum olacaktır. Bitcoin'e de şu anda günlük olarak bakıyoruz. Bitcoin 51.500 liraya kadar düşmüş. Görünen o. Bazıları için yani bu noktalar 51.500 dolarları fırsat alımı olarak değerlendirmiş. Tekrar yukarı yönlü fiyatı çekmiş. Şu anda 53.250 dolar civarları. Daha önceki Bitcoin çöküşüne bakalım mı? Nasıl olmuştu? Beraber inceleyelim. 2018'in başı. Bitcoin arkadaşlar şöyle çökelttiler. Bitcoin 4 günlük satışta çöktü. Artık geri dönülemez bir hal aldı. 3 yıl sonra tekrar geri döndü. Bitcoin ilk gün satış edildiğinde %12'lere kadar satış yemişti. Yine şu noktalardan 16.850'lerden alım fırsatı olarak belirlemişler. Tekrar yukarı yönlü bir çıkartmışlar. Mum öyle kapanmış. Ertesi gün yeniden satış. Yaklaşık olarak yine %12'lik %13'lük bir düşüş. Daha sonraki gün yeniden bir satış %10'a yakın. Ve son gün öyle bir satış idi ki şekilde 28 bin. Şimdi şunu demek istiyorum. Hemen tekrar ana tablomuza gelelim. Şu anki şeye. Bazılarınız diyecektir ki eminim diyen vardır. Tüh keşke şurada yakalasaydım ben bunu alırdım. Sen bunun dip noktası olduğunu nereden biliyorsun? O yüzden şu anda biraz daha izlemenizi öneriyorum. Bakın çok yakın zamanlarda Bitcoin 64 bin, 65 bin dolarlara kadar geldi. Şu anda alırsanız yine gelebilir. Ama risk. 65 bin dolarlara gelip bugünleri gördüğünüzde tüh keşke alsaydım diyeceğinizi de biliyorum. Karakter yapısı çünkü onu gerektiriyor. Şöyle göstereyim. Daha önceki düşüşünü tekrar açıyorum. Daha önce arka arkaya o kadar düştü ki şurası 11 bin dolarlar inanılmaz alım fırsatı yarattı. Tekrar geri geldi. Gün içerisinde 14 bin dolara geldi. Biraz toparlar gibi oldu arkasından. Bayağı bir saldı. Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha büyük grafikte. Yaklaşık olarak 3.100 dolarlara kadar düştü. Şu anda Bitcoin yeniden 3.000 dolarlara kadar düşse ben neden buralara kadar geldi demem. Birçoğunuz şurada şu kırmızı çizdiğim yerde ayı piyasasında ortama katıldığı için boğa piyasasını henüz görmedi. %2'lik düşüşe bile çöktü battı diyenler çok oluyor. Piyasa bu kadar hareketli, bu kadar çalkantılıyken neler olacağı hiç belli olmuyor. Kendinizi üzmeyecek miktarlarda yatırım yapınız. Zengin olacağım diye yatırım yapmayınız. Birçok yerde dile getirdiğim gibi benim için de hala aynı şey geçerli. Benim toplam bütçemin sadece %1,5'u kripto paralarda dönüyor. Geri kalanı borsa, altın, döviz geri geliyor, faiz oluyor. Ben diyelim ki şu anda %100 malda olayım, kriptoda olayım. Bitcoin'de 3.000 dolara kadar düştü. Ben geri kalan parayla öyle bir girerim ki maliyetim direkt zaten oraya denk gelir. O yüzden kripto para düşse de üzülmem, çıksa da üzülmem.
Ben üzmeyeceğim miktarda yatırım yapmaya devam ediyorum. Bu arada ayı piyasası kesin geldi mi? Net bir şey söyleyemeyiz. Birçok kişiye göre de kesin geldi tabii ki böyle bir düşüşte. Fakat ben katılmıyorum. Biraz daha izlemek gerekli. Düşüş yüzde toplam kaçtı ona bakalım. Bitcoin'deki düşüş toplam %14'ü falan görmüş. %14'lük bir düşüş şu anlama denk geliyor. %7 ve üzeri yukarı doğru long kaldıraç girenlerin hepsi patladı. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Altcoin'ler inanılmaz popüler oldu. Haklısınız çünkü Bitcoin'e yatırım yaptıktan sonra borsaya gir daha iyi. Borsada %3-5 oynuyor. Fakat şöyle bir durum var. Eğer kripto para piyasası, kripto para endeksi iyi günde ise altcoin'ler daha iyi, kötü günde ise altcoin'ler daha kötü. Şu anda gördüğünüz gibi dominans yükseliyor. Bu ne demek? Bitcoin düşüyor ama altcoin'ler daha çok düştüğü için Bitcoin'in dominansı yükseliyor. Hatta birkaç örnek vereyim. Altcoin'lerin en popüleri Ethereum. Sadece ve sadece Ethereum 2018'deki krizde batıp da çıkan altcoin oldu. Diğerlerini, diğer popülerlere bakalım. Litecoin'i görüyorsunuz. Biraz yaklaşmış durumda fakat ulaştı ulaşacakken krize denk geldi yine. Neo'ya bakalım. Neo da aynı şekilde çok fark var arada. Şunları kapatayım. Tron'a bakalım. Yani altcoin alırken bunlara dikkat edin. Krizden sonra bir ayı piyasası gelirse toparlanamayabilir. Birçok altcoin zaten henüz ayı piyasasını yaşamamış durumda. Bir tek şey fark edebilir. Nerede o? Doge. Böyle bir günde anlamsız bir yükseliş. Yani kripto para piyasası batar, sadece Doge kalır gibi bir hava var ortalıkta. Böyle bir günde Doge'ye yatırım yapacağına, eğer ki kripto para piyasasının devamı gelecek diyorsan, yani en çok düşmüş, en çok değer kaybetmiş altcoin'e yatırım yap. Daha mantıklı. Evet arkadaşlar, özetle biraz daha izlemek daha mantıklı olacaktır. Satışlar şu anda hani pin yukarı çıkıyor diye toparlanıyor diye düşünmeyin. Biraz daha saatlik, hatta 15 dakikalık mı bakalım. Hani yavaş yavaş satışlar tepe yapa yapa geliyor. Şu şekilde yeniden son 15 dakikadır. Yani yaklaşık olarak 11.30'dan beri satışlar yeniden gelmeye başladı. Şu mum yeniden aşağı doğru inmeye başladı. Bize ilerleyen dakikalar, ilerleyen saatler neler olduğunu gösterecek. Şunu unutmayın. Şöyle bir şey yorumlamayın sakın. Diyelim ki balinalar satış yaptı. Artık ellerinde Bitcoin kalmamıştır diye yorum yapmayın. Ellerinde Bitcoin olmasa bile, kripto para olmasa bile açığa satış yöntemiyle, yani sizin bildiğiniz vadeli kaldıraç yöntemiyle elinde olmayan coin'i rahatlıkla düşürebilir. Düşüşünden para kazanacak çünkü. Olayı çok kaba anlatmak gerekirse, diyelim ki 54 binden satışı koydu. Bitcoin düştü düştü 10 bin liraya. 10 bin liradan geri aldırıyor ve aradaki farkı komisyonunu kesip kendisine kar olarak entegre etmiş oluyor. O yüzden öyle bir yanılgıya kapılmayın. Balinaların elinde Bitcoin olsun olmasın istedikleri zaman düşürebilirler. Evet, geçmişi yorumladık. Bitcoin sadece 4-5 günde bitti. Onu gösterdik. Kripto paralar daha doğrusu. Altcoin'lerin iyi günde çok iyi, kötü günde çok kötü olduğunu söyledik. Ve krizden sonra çıkamayabileceğini söyledik. Ve şu anda hangi bölge alım fırsatı bunu asla bilemeyeceksin. Yani en dip noktanın burası olduğunu bilemeyeceksin. Belki 40 bine düşecek. Belki düşmeyecek. Gerçekten alım fırsatı olmuş olacak 51 bin. O yüzden geçmişte kendini yorma. Yani keşke şuradan alsaydık, buradan alsaydık. Ona bakarsan şu anda alım fırsatı olmuş olabilir. 75 bin dolar hedefleri vardı hani Bitcoin'in. Daha önce boğa piyasasında ağır satışlar geldiğinde şuradaki hacmi görüyorsunuz. Sağlam satışlar geldi. Gerçi çoğunu toparladı o gün ama kanala tutundu ve yoluna devam etti. Şu anda maalesef ki artık bir alt kanalda işlem yapıyor. Bir alt kanalda öyle teorik olarak çizecek olursak henüz destek noktaları yok. Desteklenen bir kanal değil. Sadece teorik bir destek noktası yaratacak bize. Neresi orası bakalım. Orası arkadaşlar. Fiyatı koyuyorum. Bitcoin için 47.585 dolar. Fakat böyle ağır satış geldiğinde destek dinlemiyor. Genelde şöyle düz paralardan mesela 51 bin dolarlardan biraz tepki geldi. 50 bin dolarlardan tepki gelecektir. Eğer ayı piyasası gelirse hepsi çok ağır zarar görecektir. Ama en az zarar göreni Bitcoin olacaktır. Bitcoin de tabii çok ciddi bir zarar görecektir. Toparlandığında da en hızlı Bitcoin toparlayacaktır.
Artık kaç ay sonra veya kaç yıl sonra toparlarsa. Umuyoruz ki farklı balinalar tarafından tepki alımı gelir ve yoluna devam eder. Evet, yorumlayacağım başka bir şey kalmadı. Bu yolun sonu hepimize hayırlı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın.